Evet, mitingin yankılarını konuşacağız şimdi. Siyasal iletişim uzmanı Suat Özçelebi ve Mehmet Ali Kulat, kamuoyu araştırmacısı kendisi. Yayın konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, kolaylıklar. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Sayın Özçelebi, sizinle başlayalım mı? İlk mitingi nasıl değerlendirirsiniz, nasıl buldunuz? Kalabalığı, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını. Ben kalabalığı gayet iyi buldum. Açıkçası kalabalığı... Bakıyorum, bende bir şey gözükmüyor. Şimdi geliyor Sayın Özçelebi. Baştan alalım. Şimdi geliyor mu? Hı? Evet, geliyor. Duyamadık, baştan alalım. Tamam. Ben kalabalığı gayet iyi buldum. İşte söylendiği gibi gerçekten on binler doldurmuş durumda miting alanını. Genel çerçevede miting organizasyonu açısından da bence bazı eksikler olmakla birlikte onu da gayet iyi bulduğumu söyleyebilirim. Sadece işte niçin müzik bu kadar azdı ya da işte sahne organizasyonunda kürsüye ne kadar ihtiyaç vardı, yani onları bilemiyorum. Bir de daha önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok ciddi bir tercihi var artık kutuplaştırmayı önlemekle ilgili. Artık etnik kimliklerden ya da dini açıdan değil, sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapacağını, yani kutuplaştırmayı tamamen elinin tersiyle itmişti. Şimdi o sosyal kimlikler üzerinden siyasetin kürsüye taşındığını, yani milletin kürsüye taşındığını gördük. İşte esnafın orada olması, çiftçinin orada olması, atanamayan öğretmenin orada olması, yani çeşitli sosyal kimlikler üzerinden siyasetin ve çözümün aktarılması. Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının da belli düzeylerde grup konuşmalarını biraz andırdığını düşünüyorum. Belki onu biraz daha farklılaştırmak gerekebilir. Belki kısa olması mesela bence önemliydi ama onu belki başka görselliklerle de desteklemek lazım. Ama ben temelde mitingin gayet başarılı olduğunu düşünüyorum ve katılımın Umut Meydanı adı verilerek bir meydanda toplanması insanların o umudun, yani milletin sesinin kürsüye aktarıldığını, o umudun da o meydanda toplandığını, daha sonraki mitingler içinde tırnak içinde cidden bir umut verdiğini düşünüyorum. Evet, peki Sayın Kulat, siz nasıl buldunuz bugün ilk mitingin enerjisini? Öncelikle tabii son yıllardaki en kalabalık mitinglerden birisine şahit olduk. İstanbul'u, Ankara'yı saymazsak, çünkü Ankara ve İstanbul nüfus popülasyonunun çok yüksek olduğu şehirler. Sahada, yani Anadolu'da, İstanbul ve Ankara'nın dışında herhalde son yılların en kalabalık mitinglerinden birini gördük. Özellikle muhalefetin bugüne kadar Anadolu'da bu düzeyde çok fazla mitingi olmazdı genel itibarıyla. Biz MAK danışmanlık olarak bir grup arkadaşımızı da mitingde sahayı yoklama açısından görevlendirdik. Ben bir başka program dolayısıyla Ankara'da kalmıştım. Orada şuna şahit olduk. Parti bir karar almıştı. Türk bayrağı ve Cumhuriyet Halk Partisi bayrağı dışında başka bayraklar alınmadı meydana, yani olabildiğince alınmadı diyelim. Ama arkadaşlarımız yaptıkları görüşmelerde orada Cumhuriyet Halk Partililerin yanı sıra İyi Partililerin, Saadet Partililerin, Demokrat Partililerin, DEVA, Gelecek, hatta AK Partililerin, HDP'lilerin olduğunu bana ifade ettiler. Bu şu anlama geliyor, özellikle iktidar cephesinin çok kullandığı bir tabir vardı. Beş benzemezler ifadesini kullanıyordu Millet İttifakı için. Bu saatten sonra bana bu topluluk sana ne anlatıyor deseler, beş benzerler, hatta evet, yedi sekiz benzerler diye ifade edebilirim. Yani bir senfoni oluşturmuş durumda. Muhalefetin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Diğer partilerin de atılımlarına bakacak olursak, belki Akşener'in mitingi, bunun yanında esnafa iniyor olmaları, ayrı ayrı, belki ilk etapta bu şekilde tercih ediliyor ama ayrı ayrı gerçekleştirdikleri atılımlar yine aslında benzeşmeye başladığını, o beş benzemez değil de benzeştiğini muhalefet partilerin bize gösterir belki, ne dersiniz? Evet Ebru Hanım, aynı şeyi söylüyorum ben de. Hatta bugün aynı saatlerde Amasya'da Sayın Meral Akşener'in o bildiğimiz esnaf ziyaretleri vardı. Onlar da neredeyse mitinge dönüştü. Arkadaşlarımız orayı da takip ediyorlar. Bizim firma olarak böyle bütün siyasi partileri takip etmek gibi bir özelliğimiz var. Orada da birbirine çok benzeyen iki fotoğrafla karşılaştık. Bu süreci, yani genel başkanların kürsüye çıktıklarında yapmış oldukları konuşmadan önce vatandaştan birilerini oraya çıkarıp vatandaşın kendi sesini
oraya taşımayı biliyorsunuz Sayın Meral Akşener başlattı. Grup toplantılarında yaptı bunu. Şimdi bunu Cumhuriyet Halk Partisi de yapıyor. Vatandaş kendisinin sesine ses olanlara olumlu yaklaşacaktır doğal olarak. Biz bu yaklaşımı şimdi görüyoruz. İşte meydandaki bu kalabalıktan bunu anladık. Seçilen yer şüphesiz önemli. Mersin'in seçilmesi önemli. Şu anda biz kışın ortasındayız. Yani Aralık ayı nihayetinde Türkiye'de normalde hani çok kar falan yağmadı ama başka yıllarda çok yağabilirdi. Bu program başladığında bu da düşünülmüştür muhtemelen. Seçilen gün itibarıyla bugün hava güzeldi Mersin'de. Ama yani dediğim gibi kar da yağabilirdi Türkiye'nin pek çok yerinde. Onun için Mersin seçildi ama Mersin'in seçilmesinde aynı zamanda Mersin yıllar sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin alabildiği bir belediye. Hemen yanında Adana var yine Cumhuriyet Halk Partili. İşte Hatay, bu tarafta da Antalya. Bu da seçime katılımı kolaylaştıran bir fotoğraf oluşturdu. Ben hepsinden önemlisi, hani belki devamında konuşuruz ama şunu özellikle gördüm. Verilen mesajlar toplumun total sorunlarını kapsayan mesajlardı. Evet bir eleştiri dili vardı ama geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok sık kullandığı ya da muhalefetin sık kullandığı iktidar kötü söyleminden daha çok kendi yapacaklarını da ortaya koyan bir alternatif üreten, vatandaşa umut veren, meydanın adını da zaten umuda çevirmesinin sebebi oydu. Bu anlamda çok sağlıklı bir fotoğraf oluşturuldu. Sayın Suat Özçelebi tabii iletişim uzmanı, muhtemelen o iletişimle ilgili farklı evet. değerlendirmeleri de yapacaktır. Evet, şimdi Sayın Kulaş, sizin bu bahsettiğiniz konudan da yola çıkarak Sayın Özçelebi'ye bir soru yöneltelim o zaman. Şimdi konuşmanın içeriğine baktığımız zaman evet bir eleştiri dili de var ama bir yandan erken seçim çağrısı, bir yandan icraatların anlatılması var. İçeriği bir bütün halinde nasıl değerlendirdiniz? Ben açıkçası Sayın Kılıçdaroğlu uzun zamandır bu yönde bir çizgi izledim. Grup konuşmasına benzetirken de aslında onun bir yansıması biçiminde onu söylemek istedim. Artık bir çözüm diline yönelmiş durumda Sayın Kılıçdaroğlu ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi. Bunu sadece genel başkan düzeyinde değil başka kendi temsilcileri düzeyinde de gerçekleştiriyor. Ve bunun bir karşılığını da yavaş yavaş gördüğünü iktidarın ona karşı eleştiren tutumunda görüyoruz. Ve bazı önerilerini de kaçınılmaz bir biçimde gerçekleştirmeye çalışıyor. İşte örneğin bu hatırlarsanız elektrik faturalarındaki bu TRT payının azaltılması gibi çok somut bir takım şeyleri sıraladığında bunların hepsinden bazılarını iktidar gerçekleştirmek zorunda kalmıştı. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu artık halkın neye ihtiyacı varsa yani temelde sorunların üzerinden giderek çözümleri dile getiren bir dil seçiyor. Ve bunun konuşulmasını sağlıyor. Yani gündemi asıl problem olan toplumun temel taleplerinde oluşan ekonomiyle ilgili bunun üzerinden gerçekleştiriyor. Ve burada bir de işte ne var? Temel hak ve özgürlükler konusu özellikle buna bu çerçevede çiziliyor. Bir de hatırlarsanız konuşmayı şöyle bitirdi. Adaleti, barışı ve demokrasiyi getirmek. Yani ahdim var diyerek bu ahdi neredeyse artık biz hemen hemen her grup konuşmasında gördüğümüz gibi zannediyorum bu konuşmanın yani bu Umut Meydanı'nda gerçekleşen konuşmanın başka meydanlarda, başka mitinglerde de bu ahdi altını kalın bir biçimde çizerek belirtecek. Ve bazı kavramsallaştırmalar yaptı. Mesela bu sarayın vesayeti kavramı. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi, İktidar Partisi tarafından ısrarla vesayetçi bir yansıma yani bu bürokratik iktidar olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni hep eleştirip bu yönde eleştirilerini sıraladığı için Sayın Cumhurbaşkanı veya AK Parti şimdi bu vesayeti adeta bir ters yansıtmayla sarayın vesayetine dönüştüğünü, Türkiye'nin şu anda sarayın vesayeti altında olduğunu halka adeta bir bence yeni bir kavramsallaştırmayla sundu. Bu ve benzeri birçok şey daha kullandı. Ama ben asıl şunun altını çizmek istiyorum. Burada kırılmaya çalışılan şey, girişte de söyledim. Artık halkın kutuplaşmayı değil, kendi sorunlarını dile getiren, o kutuplaşmanın bir tarafında duran bir muhalefet değil, onun tam tersi sorunlarına ve onun çözüm önerilerine odaklanmış, kendi gündemi olan, artı yani milletin gündemini tamamen asıl gündem yapan bir muhalefet dili şu
şu anda Sayın Kılıçdaroğlu'nun dili. Bunun da Sayın Cumhurbaşkanı tarafından tam tersi bir çizgiye çekilmeye, yine o kutuplaşma diline çekilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bugün yaptığı konuşmaların benzerliğinde de yine buraya vurgu yapıp, hatta işte bu kalabalıkla ilgili de küçük bir polemik yapmış. İşte bende bazı sayılar falan var diye. Ben tam şeye, yayına girmeden önce Sayın Kılıçdaroğlu bir tweet atmıştı. Çok güzel bir tweet ki siz de görmüşsünüzdür. Evet. Yani o sayıları TÜİK'ten mi aldın diyerek Sayın Cumhurbaşkanı'na takılıyordu. Bu TÜİK'teki yaşanan ne diyelim, aslında rezalete göndermede yaparak. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun artık çok rahat, beden dilinin de çok rahat olduğunu düşünüyorum. Hatta bir ara biliyorsunuz ceketini çıkardı. Ben orada hafif Sayın İmamoğlu gibi bir hareket tarzı da gördüm. Eğer ardından bir de deseydi hani yaşımız var, deneyimimiz yüksek falan gibi diye de devam etti. Adeta o çizgi devam edecek gibiydi. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu çok rahat gördüm. Artık kendine güveni çok yüksek ve ben bunun diğer mitinglere de böyle yansıyacağını düşünüyorum. Evet, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da aslında o mitinge evet, ilişkin, evet, Erdoğan'ın mesajına ilişkin tweetini de ekrana yansıttık bu arada. Evet. Şimdi Sayın Kulat'a dönelim. Bu mitingler Türkiye'de atmosferi nasıl değiştirdi, seçmene bakacak olursak? Yani bu hamleler iktidar değişikliği beklentisini besleyecek hamleler midir? Kesinlikle. Yani Türkiye gibi ülkelerde miting yapmanın bir mantığı var. O da seçmeni diri tutmak, seçmeni karşıdaki blokta yer alan yapıya karşı daha hareketli, daha hakkını savunan, daha iradesi yüksek hale getirmek gibi bir gayret söz konusu. Ben bugün burada katılım sağlayan insanların çok uzun süredir özledikleri bir dili duydukları kanaatindeyim. Şu yönüyle, geçmişte 2010'a hatta 2012'ye kadar ki ya da belki 2013'e kadar ki süreçte Adalet ve Kalkınma Partisi bu dili konuşurdu. Yani kürsüye çıkan kişi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın hitabeti de malum, yani çok hatip bir isim. Yukarıda konuşurken aşağıda bir orkestra yönetir gibi konuşurdu o dönemde. Ve sorunlar vatandaşın sorunlarıydı. Yani konuşma metnine yansıyanlar Sayın Cumhurbaşkanı prompterden konuşsa bile, konuşmayla sahadaki insanların dili arasında, beklentileri arasında bir ciddi uyum söz konusuydu. Uzunca bir süredir, özellikle yerel seçim sürecinde bu dili kaybetmeye başlayan bir iktidar varken, şu anda bu dili yakalayan bir ana muhalefet partisi lideri var karşımızda ve ana muhalefet partisi sadece kendi tabanına seslenmiyor. Zor olan bir şey yapıyor. Biraz önce söylemiştim, yani o meydanda sadece Cumhuriyet Halk Partililer yok. İyi Partililer var, Deva Partili, Gelecek Partili, Demokrat Partili ya da AK Partili. Yani vatandaş var sonuçta. Bunların hepsinin belli sorunları var ve bu sorunlarda ortak noktalar bulunmuş durumda. Dolardaki yükselişten rahatsız olmayan, herhalde çok az sayıdaki bir rantiyeciyi saymazsanız, işte partiler üstü bir konu. Yani sonuç itibariyle benzin alırken hepimiz bundan zarar görüyoruz. Markete gittiğimizde hepimizin canı acıyor. Dolayısıyla bütün bunları çok iyi tespit etmiş ve gerçekten çok özgüveni yüksek bir dil söz konusuydu. Bir gün öncesindeki o TÜİK, yani o ifadeyi ben çok kullanmak istemiyorum, bir kamu kurumu, yani gerçekten izah etmekte zorlandığım bir yapıdan bahsediyorum. Orada TÜİK'te Sayın Genel Başkan'a karşı yapılanların da çok ilginç bir benzerliği var. Biraz önce Sayın Özçelebi üzerindeki beyaz gömlek üzerinden bir atıfta bulundu. Tam aynı şeyi ben bugün sosyal medyada da paylaşmıştım, tweet atmıştım bununla ilgili. Yani Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Ordu'da havaalanında VIP'yi kullanmasına engel olan irade, nasıl ki Ekrem Bey'in belediye başkanlığına yükselmesinde bir pozitif etkiye neden olduysa, bugün aynısını bir gün öncesinde TÜİK'te yaşadık. Yani insanlar kendilerini temsil etsin, kendilerinin sorunlarını taşısın diye bir kişiyi milletvekili yapıyorlar. Üstelik bu kişi sadece sıradan bir vekil değil, ana muhalefet partisinin lideri ve yalnız da değil. Başka milletvekilleri de var. Yani ne demek, siz kamunun kurumunu kapıyı açmıyorsunuz. Randevu gibi bir talep yok. Ben bugün gerçekten ciddi ciddi açtım. Türkiye İstatistik Kurumu'nun internet sayfasına baktım. Oraya gitmek için randevu falan almanız gerekmiyor. Yani böyle bir şey olamaz. Kaldı ki, ya şimdi
bakın diyelim ki çok özel mahrem bir bilginiz var, paylaşmıyorsun. Bunu anlarım ya, anlarım derken doğru bulmam da. Yani böyle bir şey yapılabilir. Ya ne demek yani, siz bir milletvekili hem de ana muhalefet partinin lideri, kaldı ki vatandaş yani. Ne demek almamak içeriye ya? Yani bunu ben izah edemiyorum. Gerçekten izahı zor bir konu. Benim bütün endişem bunun yarınlarda başkalarının da yapabileceği başka şeyler için bir fırsat olmasından, yani böyle bir şey açılmasından endişe ederim. Şimdi düşünün, iktidar değişti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ülkeyi yönetiyor. Yani sadece AK Parti açısından değil, yani AK Partililer giremeyecek mi kamu kurumlar? Böyle bir şey olabilir mi? Milletin vekili, milletin temsilcisi, ya demokrasi dediğiniz şeyde temsili demokrasi bizim ülkemizde. Yani milletin vekilleriyle temsil ediliriz biz. Gerçekten izahı zor. Bugün oraya giden insanların çokları kendilerinin seçtiği insanın devletin bir kurumunun kapısından girememesinin rahatsızlığıyla da orada daha diri durmuşlardır. Bunlar gerçekten AK Parti açısından da geçmişte iletişimi çok iyi yapan, özellikle Erol Olçak dönemi rahmetli çok iyi yapan bir partiyken şu anda geldiği noktaya bakıyorsun, büyük bir iletişim kopukluğu var. Hatta bir şey söyleyeyim. Bu önceki, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın program yapmış olduğu Cumhuriyet Meydanı'nın açılması yerine şu andaki bu kapalı spor salonunun yanındaki yerin açılması bile Cumhuriyet Halk Partisi için tersten baktığınızda iyi olmuştur. Çünkü dar ve uzun bir alan, buradaki kalabalık, evet gerçekten müthiş bir kalabalık var ama bu kalabalık çok daha büyük görünmekte. Dolayısıyla seçim stratejisi açısından ya da siyaset iletişimi açısından da teknik anlamda bir sorun ortaya çıktı. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü mitinginin devamında da başka bir kısım adımların atılacağını bekliyorum. Ortak dil olması, hemen bitiriyorum. Ortak dil gelişti artık. Yani Sayın Meral Akşener bugün Amasya'da, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de birbirine çok yakın bir uslup, bir dil geliştirdiler. Bu önümüzdeki süreçte muhtemelen Millet İttifakı'nın beraber yapacağı mitingler için de hem onları seyreden kişiler açısından hem de oraya kendilerinin kullandığı dil açısından ortak bir dile büyük bir katkı sağlayacaktır. Doğru bir hamle olmuştur diyebiliriz. Evet, peki Sayın Özçelebi, size de çok kısaca cevaplamanızı isteyeceğim bir soru yönelteceğim son olarak. Vaktimiz de doluyor. Şimdi CHP lideri Kılıçdaroğlu bugün geliyor, gelmekte olan dedi. Son zamanlardaki attığı adımlar da bakın biz iktidara geliyoruz mesajı içeriyor. Örneğin işte TOBA gitmesi, Türk Hava Kurumu'na gitmesi, Merkez Bankası'na ve son olarak da TÜİK'e gitmesi. Tüm bunlara baktığımızda iktidar üzerindeki baskıyı arttırıyor mu? Yani en azından muhalefet partisinin o denetim mekanizması konusundaki durumuna bakacağız olursak, yani biraz daha iktidarı kaçar pozisyona mı sokuyor? Kesinlikle iktidar üzerindeki baskıyı arttırıyor ve bunu gerçekten başarılı bir biçimde yapıyor. Ve burada önemli olan iktidarın kendisinin nasıl davrandığına bakmaksızın kendi gündemiyle bunu yapıyor. Yani örneğin işte TÜİK'teki girişin yasaklanması neredeyse bu mitingin promosyonu gibi oldu. Yani siz öyle bir şey yaratıyorsunuz ki tam bir gün önce ana muhalefet partisi liderini devletin bir kurumdan içeri almıyorsunuz. Ama orada çok küçük, hemen hızlı bir şey söyleyeyim. Aslında bu Merkez Bankası'nda yaşanan, biliyorsunuz, gitti ve Sayın Merkez Bankası Başkanı ile görüştü. Ve hemen ardından Sayın Cumhurbaşkanı şöyle bir şey söylemişti. Bakın, Merkez Bankası bağımsız değil diyorsunuz. Ama işte Merkez Bankası Başkanı ile bakın nasıl rahatça konuştu. Demek ki Merkez Bankası'nın bağımsızlığı üzerinde bir şey. Yani o ziyareti bunun için kullanabildiğini gördü. Fakat ardından bu TÜİK ziyaretinin hemen gelmesi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sefer TÜİK'in ziyaret edilmesiyle oradaki karşılaştırmayı yapamayacağını anlayınca, TÜİK ziyaretinin enflasyonun rakamlarının nasıl saptandığı üzerinden bir tartışmanın açılmasına resmen izin veriyor konumunda olacağı için bunun engellendiğini görüyoruz. Yani oradaki hesap burada uymadı. Şu anda kesinlikle bir gündemi var ve tam deyim yerindeyse kısaca bitiriyorum. Ben diyorum ki yani iklim değişiyor artık. Hani şarkıda olduğu gibi iklim değişir, Akdeniz olur, gülümse diyorlardı ya, artık milletin gülümsemesi için bence çok fazla sebep var. İklim değişti. Peki, çok teşekkür ederiz değerli katılımınız için. Hoşça kalın efendim. Ben teşekkür ederim. Siyasal